yeni bir modelle tekrar karşınızdayım. Corby markasına ait Rota modeli bir cihazla yine karşınızdayız. Cihaz GPS'li bir cihaz. Corby Zoom Pro faciasından, felaketinden sonra tekrar Corby'nin farklı bir cihazını inceleme kararı verdim. Bu videoyu çekmemde en büyük etkenlerden bir tanesi de bindirilmiş kıtal olarak tabir ettiğim para karşılığında ürünü öven videolar çeken insanlara inat olsun diye cihazı dürüst bir şekilde sizin anlayabilmeniz. Bu cihazın gerçekten 1300 lira civarında bir parayı hak edip hak etmediğini öğrenmeniz için çektim. Çünkü insanlar sosyal medyayı kullanarak ne yazık ki bizleri çok kolay, çok rahat manipüle edebiliyorlar. Yani 5 para etmez bir cihazı bize çok da güzelmiş gibi lanse edebiliyorlar. Bunun karşısında da dünyanın parasını amiyane tabirle cukkalıyorlar ve biz dandik ürünleri alırken onlar da o paranın keyfini sürüyorlar. Bindirilmiş kıtalardan kimi kastettiğimi muhtemelen bu videoyu yayınlayan çok büyük bir YouTube kanalını izlediğinizde anlayacaksınız. Yani düşen havada bile duramayan bir cihazı incelerken o diye şaşıran, devamlı her açıklamada cihazı övmeye çalışan insanlar gibi olmaktansa cihazı dürüst bir şekilde çalışan özellikleri, çalışmayan özellikleri, artıları, eksileri ve fiyat performans olarak kıyaslayarak sizlere minimum ödemeyle maksimum faydayı nasıl elde edebileceğimizi daha doğrusu anlatmaya çalışacağım. Umarım faydalı bir video olur. Cihazın kutusu epeyce büyük. Yine Corby Zoom Pro'da olduğu gibi kocaman bir kutu vardı elimizde hatırlarsanız. Daha fare doğurmuştu. Bakalım bunda da aynısı olacak mı? Cihazın 3 noktasında stickerlar var. Bu stickerlar kutuyu ilk kez sizin açtığınızdan emin olmak için koyulmuş. Eğer stickerlarınızda problem varsa benim şahsi naçizane tavsiyem bu kutuyu açmamanız. Hemen stickerlarımızı aç. Evet. Kutumuz içerisinde şu an görünen köpük bir mekanizma var. Ve drone bu köpük mekanizmaya entegre edilmiş. Evet, kutuyu ters açtığım için kumandası düştü. Gayet sportif ve şık bir kumandaya sahip. Bunu belirtmemde fayda var. Kumandanın üzerinde evet bunu atlamışlar. Mesela bir önceki cihazda her şeyi Türkçe yaptırmışlardı. Demek ki kendilerine rakip gördükleri başka firmalar sektörde daha hızlı hareket ettikleri için biraz aceleyle yapılmış bir cihaz. Çünkü üzerindeki tüm tuşlar İngilizce. Ben şahsen bunların yerine, yani böyle İngilizce tuşların yerine yön ya da ikonların koyulmasını tercih ediyorum. Daha sağlıklı oluyor. Yani auto return, normal, GPS, işte F-pitch, F-roll, headless gibi ifadeler var. Circle, light, gyro, speed. Yani bizim Mehmet amcamız, Ayşe teyzemiz ya da onların çocukları İngilizce bilmiyorsa bunu nasıl anlayacak? Bu da enteresan ama kumanda şık. Onu söyleyeyim. Şimdi cihazı açacağız. Bu arada kutuda da elektrik var. Yan taraflarında kutunun bant varmış. Evet. Cihazın içerisinden bir adet drone. Bunun ne işe yaradığını henüz bilmiyorum ama kumanda üstüne bir alet, yerleştirilen bir alet olabilir. İki adet ne edüğünü belli olmayan bir parça daha. Bir adet şarjör. Bir adet batarya. Bir adet tornavida. Ve 2 adet de pervane. Evet, şunu kaldıralım. Şimdi kutu içeriği bu şekildeydi. Bu ready to fly bir cihaz değil. Bunu uçurmadan önce monte etmeniz gerekiyor. Nasıl monte edeceğiz? Kamerası hareket ediyor. Muhtemelen kumandadan hareket etmiyor kamerası. Bakalım kumandada kamera hareketine dair bir buton var mı? Yok. Kumandayı sadece drone'u kontrol etmek için kullanabiliyorsunuz ve kamerayı hareket ettiremiyorsunuz. Dolayısıyla insanın aklına da şu soru gelmiyor değil. Bu kadar övülen bir cihaz. Bunun için para almış insanlar tarafından bu kadar övülen bir cihaz. Bu cihaz 1200 lira satılıyor. Neden? Bu cihazın kamerasını kumanda üzerinden hareket ettiremiyoruz. Var mı bunun mantıklı bir açıklaması? Yok. Bu kocaman bir soru işareti. Cihazı yok işte sivil havacılık kayıt olmasına gerek olmaz vesaire diye öveceklerine doğru düzgün bir inceleme videosu çekip cihazı övselerdi ya da yerselerdi inanın gam yemezdim. Cihazın pervanelerinin üstünde A ve B pervaneler belli. Bataryamızın kapasitesini görebiliyor muyuz? Göremedim. 1300 mAh'lik bir batarya var. 1300 mAh'lik bir batarya kullanıyor. Bu da yaklaşık bir 10 dakika civarında
uçuş süresi verir. Bu altına takacağımız aksamlar nasıl takılıyor? Bununla alakalı kullanma kılavuzuna bakmadan bunu çözebilir miyim? Onu anlamaya çalışıyorum. Muhtemelen bunu başaramayacağım. Şu da herhalde telefon tutacağı. Aynen öyle. Şu kısma bunu yerleştiriyoruz. Evet, buraya yerleştirdiğimizde şunu güzel düşünmüşler. Daha önce telefonumuzun çizildiği birkaç vaka olmuştu. Şu alana telefonu yerleştirirken hemen bakalım. Şu alanlar, telefonu tutan alanlar yumuşak plastikten yapılmış. Bu konuda kendilerini tebrik etmekte fayda var. Ama yine de hala cihaz ne yazık ki bin lira üstü edecek bir cihaz izlenimi vermiyor. Bunu tekrar uçuş sırasında test edeceğiz, deneyimleyeceğiz. Çünkü diyor ki havada sabitleme özelliği var diyor cihazın. Kapalı ortamda var mı yok mu ona bakacağız. O çok önemli. Tek tuşla eve dönüyor diyor. Kontrol edeceğiz. Kaybolmayı engelleme dediği bir özellik var ki bu neredeyse tüm GPS cihazlarda var. Cihazı kaldırırken home point'inizi kaydediyor. Gönderdiğinizde cihazı geri çağırabiliyorsunuz. Bence bu cihazın ederi 600 TL civarında olmalıydı. Niye? Çünkü kamerayı kumanda üstünden hareket ettiremiyoruz. Altta bir ultrasonik sensörümüz yok. Dolayısıyla 1000 lira bandını bence şahsen hak etmiyor. Ama yine de tabii alışveriş tercihi sizin. Para tamamen sizin. Ben sadece tavsiyede bulunabilirim. USB aparatı güzel olmuş ama biraz büyük. Bunun haricinde ben yine Korbi'yi burada eleştirmek durumunda kalacağım. Arkadaşım bana 4 pervaneli bir cihaz satıp 2 tane pervane göndermek nedir ya? Böyle bir mantık olabilir mi? Yani içinde 2 tane pervane var. Bir de vida olarak da 3 tane mi vida göndermişler? 3, 4. vida var mı? Yok. 3 tane vida, 2 tane de kapak göndermişler. Yani bu adil değil ki. Bunu yapamazsınız yani. Bence bu karardan hemen dönmelisiniz ve hatta bu ürünü alan insanlara ücretsiz pervane göndermeniz lazım. 4 pervaneli bir ürün satıp bunların karşılığında yedek olarak 2 tane vermeniz hoş olmamış, yakışık olmamış. Ne demek istediğimi bence siz anladınız diye düşünüyorum. Şimdi cihazı uçuralım. Akabinde tekrar dönelim. Bu cihaz bu parayı hak ediyor mu? Ki şu an altını çizerek tekrar belirtiyorum. Bu cihaz şu an için ilk izlenimde benim için bu parayı hak etmiyor. Aynı şu şaşırmayı yaşayabilirim. Hupsan H501A için de almayın diye başladığım videomda ya bu cihaz harikaymış diye bitirmiştim. Belki bunda da öyle olabilir ama cihazı incelemeden hiçbir şey söylemek istemiyorum. Buyurun inceleyelim, sonra ona göre karar veririz. Evet, bugün daha önce incelemeyi denediğim ve başarısız olduğum Korbi'nin rotasını tekrar inceleyeceğim. En azından uçuşunu incelemeye çalışacağım. Zaten kutu açılışını yapmıştık. Şimdi bu cihazın en büyük eksilerinden bir tanesi, bir önceki incelememin de başarısız olmasına neden olan şeylerin başında şu aparat geliyor. Bu aparatı ben cihazın altına takacağımızı falan düşünmüştüm ama öyle değilmiş. Bu cihazı kalibre etmek için kullanılan enteresan abuk subuk bir alet. Şimdi bunu her zaman yanınıza taşımanız lazım. Çünkü muhtemelen ben o yüzden bir öncekinde kalibrasyonunu tamamlayamadım. Şimdi cihazı şöyle açıyoruz. Cihazın ışıklarının yanması lazım. Yanıyor mu? Hiçbir şey anlaşılmıyor şeyden, güneşten. Evet, yanıyor şu an. Şimdi cihazı şu şekilde çapraz bunun üstüne oturtuyoruz. Kumandayı da açayım o arada. Sol joystick yukarı aşağı yaptığımda bu sesi duyduğunuzda eşleşmiş oluyor. Şimdi cihazı şu şekilde tam oturtamadım herhalde. Şöyle çeviriyoruz. Muhtemelen kalibre olduğunda bip diye bir ses çıkartacakmış. Kullanma kılavuzunda böyle belirtiliyordu. Şöyle. Evet. Şu an bu şekilde kalibre oldu. Şimdi kamera aşağı bakacak şekilde bir de şöyle yerleştiriyorum. Nasıl yapacaksak onu da bilmiyorum ama şöyle. Peki bakalım. Bu sefer olacak mı? Muhtemelen de yapamıyorum. Öyle olduğunu tahmin ediyorum yani. Zaten mikrofonumu da takmadım. Takmadığım için de epey sesteki rüzgarı hissediyorsunuz diye düşünüyorum. Ne yazık ki yaka mikrofonu taktıktan sonra cihaza ses gelmemeye başladı. Muhtemelen yaka mikrofonunun pili bitmişti. Ancak cihazı tekrar kalibre etme için, yani tekrar kalibre etmek için umudumu yitirmeden işlemlere devam ettim. Bunun neticesinde kazara da olsa cihazın uçuşunu sağladım. Ancak şu var, ilk uçuşta gördüğünüz üzere
hızlı bir şekilde sol çapraza doğru giderek yere çakılıyor. Bunun nedeni cihazı GPS'siz modda kaldırmamdı. Halbuki cihaz biraz sonra göreceğiniz ekran kaydı görüntülerinde de 17 civarında bir GPS'i bize gösteriyordu. Ama kalibre mevzu bu cihazda gerçekten çok ama çok büyük bir sıkıntı. Yani düşünsenize cihazı uçurmak için elinize alıyorsunuz. Kalibre etmeniz gerek ve bunu yapamıyorsunuz. Deliye döndüğünüzü düşünsenize. Bunu her uçuştan önce yapmanız gerekiyor bir de. Bunun çok daha basit bir proses olması gerektiğini ben düşünüyorum. Bunu firma yetkilileri dikkate alırsa sevinirim. Ama şunu da söylemekte fayda var. Eğer bir sinir harbi, sinir savaşı yaşamak istemiyorsanız bu cihazdan uzak durmanızda fayda var. Cihazı çalıştırabilmiş olmanın verdiği heyecanla cihazı GPS'siz modda hızlı bir şekilde kaldırmak istedim. Kaldırdığımda GPS'siz modda olduğu için bakın cihaz aldı başını ve her zaman olduğu gibi takla attı. Çok şükür burada Corby Zoom Pro'da yaşadığım sıkıntıyı yaşamadım. Cihaz hala çalışabilir konumdaydı. Cihazı tekrar aldıktan sonra henüz kapatmadığım için de tekrar kalibreye ihtiyaç duymayacağını biliyordum. Ve hemen hızlı bir şekilde pervanelerini çalıştırdım. Cihazın GPS modunu uzun süre soldaki kolu aşağı çekerek aktive ettim. Ve cihazı kaldırdım. Şimdi bunun hemen akabinde de yaptığım şey cep telefonumdan cihaza bağlanmaktı. Şimdi alt köşede cihaza olan bağlantımı zaten görebilirsiniz. Yalnız cihazda dikkat ettiğim noktalardan bir tanesi şuydu. Normalde GPS modda iken cihazın stabil olarak bulunduğu konumda yani enlem ve boylamlar içerisinde sabit kalması gerekiyordu. Ne yazık ki Corby Rota rotasını şaşırıyor. Bir sağa bir sola, bir sağa bir sola ya da daireler çizerek bulunduğu yerde kalıyordu. Hemen bunu göreceğiz. Şimdi cihazı uçururken yaptığım kazayı da size göstereceğim. Bu kaza yüzünden cihazın hiçbir özelliğini deneme fırsatım olmadı. Yalnız şunu hepinizin görmesini de açıkçası istiyorum. Cihazın fonksiyonlarından ziyade uçuşunda gerçekten büyük problem var. Bakın kalktığı noktada değil cihaz. Kendi kendine hareket ediyor ve ben hala kumandayı elime almış değilim. Yani düzgün anlamda cihazı kumanda etmiyorum. Şimdi hemen hızlı bir şekilde cihazın yükseklik ayarını yapacağım. Daha doğrusu ayardan kastım. Cihazın havaya doğru çıkmasıyla alakalı. Muhtemelen şu anda kalibresinin ne kadar zor olduğunu sizlere izah etmeye çalışıyorum. Keşke mikrofonla sesimiz kesilmeseydi. Cihazı gökyüzüne doğru çıkartıyorum. Cihazın bulunması gereken konum burasıydı ama bakın cihaz ileri gitti. Şimdi yine de her ihtimale karşı Wi-Fi'den eşleştirmiş olmamıza rağmen cihazı gökyüzüne doğru çıkartıyorum. Bu cihazın ortalama 100 metre civarında bir yüksekliğe çıkması lazım ama ne yazık ki onu sağlayamadı. Bir 80 metre civarında artık görüntünün çok sallandığını ve donduğunu hissettiğim için cihazı geri çağırmak zorunda kaldım. 70 metrede zaten yatay anlamda gördüğünüz gibi menzili var. Ama şunu dürüstçe söylemekte fayda görüyorum. Cihazın görüntü kalitesi tam anlamıyla bir çöp. Yani bu videoyu birine izletseniz, Instagram'da paylaşsanız, YouTube'a yükleseniz size ilk söyleyecekleri şey bu görüntüyü acaba tost makinesiyle mi çektiniz olur. Bu yüzden cihazın görüntü kalitesine güvenmeyin. Keşke cihaz evet GPS'li bir cihaz olsaymış ama kamera takmasalarmış cihaza. Böylece en azından görüntü gibi bir beklentimiz olmaz. Beklentimizi yüksek tutmazdık. Ya sen nasıl olur da 17 GPS uydusu varken tutar da GPS sinyali zayıf diyebilirsin ki? Bu neyin mantığıdır? Böyle bir hata olabilir mi? Sağ üstte 17 GPS uydusu yazdığını görüyorsunuz değil mi şu an? Ve bunu tüm uçuş boyunca yapıyor. Çok enteresan. Yaşadığım kaza da tam bu anda oldu. Size cihazın tam özelliklerini tanıtmak üzereyken esen rüzgar benim helipedimi oradan kaldırdı. Çok da bir rüzgar esmedi aslında. Hafif alttan doğru esen bir rüzgar söz konusu. Bakın cihaz GPS'li aktif konumdayken olduğu yerde duramıyor. Bir oraya gidiyor, bir oraya gidiyor. Bunu el işaretlerimle size izah etmeye çalışıyorum zaten. Aslında cihazın bunu yapmaması lazım. El komutlarının hiçbirini kullanmıyorum. Bakın cihaz tamamen rüzgarın etkisiyle denizde sallanır gibi bir o yana bir bu yana sallanıyor. Bunun aslında olmaması lazım. Çünkü GPS demek bulunduğu enlem ve boylamı sabitlemesi ve orada cihazın stabil kalması demek. Şu an bakın cihaz deli dumrul bir şekilde
hareket ediyor. Rüzgardan inanılmaz etkileniyor. Bunun aslında olmaması lazım. Şimdi kumanda kontrollerime dikkat etmenizi istiyorum. Herhangi bir şey yapmamama karşın cihazın birazdan aşağı doğru düştüğünü hep birlikte göreceğiz. Tabii cihaz. Demek ki bu Corby cihazlarda acaba şey mi var diye insan düşünmeden edemiyor. Tarlaya karşı bir cezbeye mi geliyorlar acaba? Çünkü Zoom Pro da bu sefer arkamda, şu an tam arkamdaki tarlaya düşmüştü. Şimdi bu da sağ tarafa doğru yer alan tarlaya düştü. Bunlar tabii kötü şeyler. Yani bu cihazı alıyorsunuz, düşürmek için almıyorsunuz. Orası beton bir zemin olsaydı muhtemelen cihaz parçalara ayrılırdı. 4,5-5 metre gibi bir yükseklikten düşürdük cihazı. Hulasa-i kelam, yani lafın kısası, bu cihazı almamız mı gerekir, almamamız mı gerekir sorusunun cevabını size verecek iki şey var. Bunları ben söylemiyorum. Az önce rüzgarda yaptığı dans ve az önce gördüğünüz yere çakılma. Bunları değerlendirerek cihazı alıp almama konusunda kendiniz adil bir karar verebilirsiniz diye düşünüyorum. Corby trollerine gelecek olursak da sizlerin hiçbirinizi iplemiyoruz, ciddiye almıyoruz. Sizler gidin BİM'den 150 liraya aldığınız dronlarınızı uçurmaya devam edin arkadaşlar.